Peki tırnak içinde bir de kaynana vergisi, kayınvalide vergisi diyelim. Böyle eşe dosta verilen, işte kızına ya da eşinin annesine ya da işte damada verilen bir takım işte kiralar da var. Burada her ne kadar ev sahibi buradan kira geliri almasa da yine bir vergi söz konusu. Buradaki ayrım nedir? Burada yani siz bakmak zorunda oldunuz, bakmakla yükümlü oldunuz, oğlunuz, kızınız, bunlardan ki herhangi bir şekilde kira elde etme, yani bir gelir elde etmeniz ve bu gelire ilişkin de bir kazanç doğmayacağı için bir vergilendirmesi söz konusu değil. Zaten bu noktada da herhangi bir vergilendirme yok. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şu: bizler bakmakla yükümlü olmadığımız, işte dayımız, halamız, amcamız vesaire vesaire, işte kaynanamız, işte kayınvalide, birbirleri, işte kaynatamız gibi kişilere biz evimizi kiraya verebilir miyiz? Daha doğrusu biz evimizi herhangi bir kira geliri gözetmeksizin bunlara verebilir miyiz? Tabii ki de verebiliriz. Ancak o zaman şunu yapmak lazım. Yine beyanda bulunma dönemlerinde beyanda bulunup emsal kira bedeli üzerinden oranın, işte o muhitteki, o semtteki konutun kirası kaç paraysa emsal kira üzerinden bir beyanda bulunup onunun vergisini vermemiz gerekiyor. İşte kaynana vergisi olarak halk arasında konuşulan konu bu. Yoksa gelir, yani gelir vergisi kanununda tabii kaynana vergisi diye bir düzenleme yok. Ancak biz herhangi bir şekilde oranın kiralanmasından bir kazanç elde etmediğimiz bir durumun söz konusu olması halinde emsal kira bedellerini dikkate almak suretiyle bir beyanda bulunmalı ve bunun da vergisini vermeliyiz. Peki, çok teşekkür ederim. Bizim şimdilik soracaklarımız bu kadar ama eklemek istedikleriniz varsa bilgilendirme amaçlı onları da alalım hemen. Ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken şey bu. Bunun altını lütfen bir kere daha çizmiş olayım. Hangi aya ilişkin kira ödeniyorsa, bu bir konut kirası da olabilir, bir iş yeri kirası da olabilir. Açıklamada o aya ilişkin ibarenin, yani Şubat 2024 konut kirası ya da işte Mart 2024 iş yeri kiram diye bir açıklamayla bunun ödenmesi lazım. Çok önemli. Temerrüde düşmemek için bu ödemelerin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi lazım ki, çünkü temerrüde düştükten sonra siz bir de bir gün, iki gün, üç gün, beş gün kirayı gecikmeli ödediğiniz için tahliye davalarıyla muhatap olabilirsiniz. Tahliye hakkında yapılan icra takipleriyle muhatap olabilirsiniz. Bu yönüyle gününde ve zamanında bankalar üzerinden yapılacak ödemeyle açıklamasını da düzgün bir şekilde yazılarak bunun önüne geçebilir. İkinci husus şu: eğer gününde ve zamanında ödeme yapılmasına rağmen herhangi bir şekilde oranın kira ödemesi olduğu bir şekilde gelir vergisinden gelir vergisi ödenmemesi için eğer bu saklanıyor ve gizleniyorsa, daha sonra idare tarafından, yani vergi daireleri tarafından yapılacak incelemeyle bunun tespit edilmesi halinde bir devletten kaçırılan o vergi cezalı bir şekilde ödeniyor. İki, o miktar kadar bir vergi ziya cezası kesiliyor. Üç, bir de aylık 3,5, yani yıllık %42 bir gecikme faiziyle karşı karşıya kalıyor mükellefler. Burada bunlara dikkat edilmesi lazım. Aksi halde birden çok hukuki problemle karşılaşılması mümkün. Peki, çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. İyi yayınlar dilerim, sağ olun. Teşekkür ederim. Avukat Mustafa Zafer bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.